Ohrid'e gideceğiz. Geçebilirsek araba kiraladık. Kosova'ya geçeceğiz. Paramız yeterse de geri döneceğiz. Çok güzel detaylarla süslenmiş, bezenmiş bir ev burası. Çok güzel değil mi? Matka Kanyonu'ndayız. Şimdi de Rahibe Teresa'nın ana evine geldik. Biz nereye gidiyoruz? Makedonya'ya gidiyoruz. Niye? Sevgili ailem sayılır. Meltem'cim, kameraman Bülent ve kızcığım Özge pandemide hiçbir yere çıkamadılar. Çünkü çok çalışıyorlar. Yani ben hepsini yerine geziyorum ama olmaz dedim. Şöyle çok ucuz bir bilet bulduk. Allah size inandırsın. 750 TL'ya. Ta ben Amerika'dayken almıştık. Üsküp'e gidiyoruz. Ohrid'e gideceğiz. Geçebilirsek araba kiraladık. Kosova'ya geçeceğiz. Paramız yeterse de geri döneceğiz. Arnavutluğa belki geçebiliriz. Yani çok bir plan yapmadık. Öyle akışa bıraktık. Airbnb'den ev kiraladık. Böyle bir haftalık bir Balkanlar turu. Ben bir kısa gitmiştim daha önce ama çok kısaydı o. Bu sefer detaylı bir hafta gezeceğiz. Hep beraber inşallah. O zaman şimdi uçağımıza geçiyoruz. Uçaktan indik. El bagajımızla geldik zaten ekstra ödememek için. 1 saat 10 dakika kadar sürdü. Şimdi araç kiralıyoruz. Skyscanner aracılığıyla kiraladık bu aracı. Feel it in my soul. Çok güzel detaylarla süslenmiş, bezenmiş bir ev burası. Şurada şöyle bir balkonu var. Bakın buradan böyle yatak odamıza çıkıyoruz. Evet, burası Özge ile bizim yatak odamız. Sanki tiny house gibi. Çok güzel değil mi? En sevdiğimiz detay bu salıncak oldu zaten. Airbnb'de gördüğümüzde de. Burada banyo var. Bülent Beyler, ne yapıyorsunuz efendim? Kahve. Meltem Hanım. Kahve içiyoruz. Biz kahve makinemizde geziyoruz zaten ama burada da var. Burası da Meltemlerin yatak odası. Bu evde şansımıza yani iki salon, iki yatak odası gibi olmuş. Hava güzel. İstanbul'dan daha sıcak. Ayrı ayrı yorgan koymuşlar. Çok güzel bir ayrıntı. Yani onlar burada takılıyor karı koca. Biz kendi oturma odamızda Özge ile. O yüzden çok sevdik. Güzel detaylar var. Matka Kanyonu'ndayız. Treska Nehri üzerinde şu görmüş olduğunuz tekneyle 4 kilometre boyunca gittik ve geri geldik. Yaklaşık 20-25 dakikalık bir tur yaptık. Aslında 1 saat falan sürüyormuş burada turlar ama şimdi kış diye ki çok güzel bir gün, güneşli bir gün. Yani 13 derece göstermesine rağmen hava harika. Ay geçtim isterseniz bunlarla da deniz bisikleti yapabiliyorsunuz. Güzel ya. Üşmüyor mu bu? Neden gitmiyor? Dur böyle döndüreyim. Şimdi burası Tetava şehrinde Alaca Cami içine bakacağız. Şöyle bir parkta. Burada hep Osmanlı kalıntıları var. Nehir kenarı. O gökyüzü çok güzel oldu. Şimdi de Rahibe Teresa'nın ana evine geldik. En tanınmış Üsküplü, Makedonya'dan tek Nobel ödülü sahibi kendisi. Buraya bir ana evi yapılmış. Aslında burası daha önce bir kiliseymiş. Rahibe Teresa'nın kutsandığı kiliseymiş. O yüzden ana evini buraya yapmışlar. İlginç bir yaşamı var Rahibe Teresa'nın. Hindistan'da yaşıyor.
sevgi misyoneri olarak yıllarca. Amerika Fahri vatandaşlık veriyor kendisine. İnsanlık için kendini adayan bir kadın. Böyle güzel bir alevi yapmışlar. Makedon kültürünü de yansıtan. Bina dıştan çok güzel görünüyor. Göstereceğim. Burası da kilisenin altındayız şu an. Güzel bir bulvarda burası. Şimdi göstereceğim. İnanılmaz güzel. Buralar çok Avrupa'yı bulvarlar. Ama her yer böyle değil yani. Üsküp'te. Şöyle bir bina. Yanında da bir altın kubbeli bina var. Onun ne olduğunu öğrenmeye çalışıyoruz. Herhalde burada böyle gösteriler falan oluyor ki minik de olsa bir amfi konmuş. Karşıda yine bir Osmanlı binası var. Şurada bir kiliseye benziyor. Bakın çok güzel. Binanın mimarisi. Yani Rahibe Teresa'nın kutsandığı kilisenin yerine yenisini yapmışlar. 60'lı yıllarda. Kilise daha açılmamış. Tadilattaymış ama büyük bir katedral yapıyorlar. Şimdi bu bulvarda Makedonya meydanına çıkıyor işte gördüğünüz gibi şu karşıdaki meydan. Yani ülke çok ucuz değil. Eskiden çok ucuzdu ama şu an bize pahalı geldi bayağı. Bir de bugün trafik cezası yedik. Park cezası. Park parasını ödeyecektik halbuki. Kaçmamıştık ama arabayı hemen bloklamışlar. Tekerini. 15-16 euro gibi bir park cezası aldılar. Ne yapalım? Oluyor böyle şeyler. Burası da Makedonya Meydanı. Işıl ışıl. Yeni binalar. Bunları da yeni yapıyorlar. Parsellemişler meydanı. Kasino çok fazla. Yani o kadar çok. Ara sokaklarda bile kasino var. Halka umut dağıtılıyor herhalde o kasinolarda. Yani buralar inanılmaz modern ve zengin duruyor. Ama iki sokak arkalar çok fakir.